hayır, gel bir tebrik et ama, değil mi? Yok efendim, neymiş, böyle bağış geceleri daha fazla olabilirmiş. Sırf okul aile birliği başkanlığını benden alamadı ya bu yıl. Hasetinden geberiyor. Aynen. Ay ayrıca neyin özgüveni ya? O küpelerin öyle kafam kadar. Değil mi? Bence biraz da gerdirmiş sanki. Ay tatlım benim, sabaha kadar gerdirsin. Oburunla zor onun işi. Çirkin kadın. Ruhu da öyle. Aa, Tunç hocam merhaba. Merhabalar. Toplantı varmış diye duydum. Geleyim bir merhaba diyeyim dedim. Nasılsınız Pelin Hanım? Çok mersi. Teşekkür ederim. İyiyim, siz? Harika. Fakat siz gün geçtikçe gençleşiyorsunuz gerçekten. Ben mi? Teşekkür ederim. Öyle öyle. Yani ben sizi ilk gördüğümde Berk'in ablası zannetmiştim. Yok artık canım. Yani hala da inanamıyorum annesi olduğunuza ya. Ay alemsiniz vallahi yani, ne bileyim. Mor salkımlara yanıyordu hayalleri. Bir gezginin omuzlarındaydı güneş. Soluksuz kalmış bir güne bakan. Bir kıvılcım geceleri haykıran. İşte böyle belirsiz bir eflatun yol. Adımlarında ateşli, yenice sevdalanmış yoksun elleri. Gün batımlarını aralayan. Nasıl? Beğendiniz mi? Çok güzel. Bilin bakalım kimin? Ay ben hiç anlamam. Ben de vallahi. Martılar geçiyordu gözlerinden. Coşkuyla kabaran vahşi dalgaların ucundaydı arsız yalnızlığım. Tunç hocam, bizim çocuklar, Berk'le Mila'dan bahsediyorum. Sınıfta uyum içerisindeler değil mi? Herhangi bir sorun yok orada. Evet, evet tabii. Gayet uyumlular. Ne diyordum? Ben diyorum ki bu şiir dinletisini böyle şaraplı maraplı dolunaylı bir gecede mi yapsak? Daha romantik olur hep, he? Sahi mi? Yani organize eder misiniz? Ay tabii ki canım. Ay işim ne? Ayol yaparım ben. Ama şimdi toplantı. Hadi Pelin. Görüşürüz. Görüşürüz Pelin Hanım. Ay 21. yüzyıl Romeo'su. Adam resmen yanık sana. Yavaş. Kızım belli bir şiir okudu bana ya. Neyse gelmişler. Kızlar. Ayşe'cim. Canım. Hepinizi öptüm. Cheesecake için tabak isteseydiniz ya, duruyor hala orada. Altın kızlar. Büyük davetten önceki son toplantımızdayız. Tam bir aydır bu gece için canla başla çalıştık. Hepinizin eline emeğine sağlık. Beni bu yolda yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ederim. Her birinize tek tek görevler vermiştim. Onların üzerinden biraz sonra tek tek yine geçeceğiz. Ama benim bambaşka bir gündemim var. Sıkı durun kızlar. Şahane bir kadın doğum doktoru buldum. Kimmiş? Oya Toksöz. Kendisi olağanüstü, harikulade bir doktor. Yani kızlar bizler için bence bulunmaz nimet. Ben o kadar doktor gezdim. Onun kadar iyisini, işini iyi yapanını görmedim. Ben şahsen bizzat düzenli olarak gidiyorum. Yani fazla söze gerek yok, bir ara uğrayın derim. Gerçi geceyi de katılacak kendisi, tanıştırırım da size. Detayları konuşursunuz. Ya şahane. Şahane Ayşe'cim, şu davetli listesini bir geçelim bakalım. Kimler geliyor, kimler gelmiyor? Geçelim tatlım. Şimdi becerenler gelmiyorlar. Gelseler şaşardım. Merve için yeni bir oyun hazırlığında diyebilir miyiz? Sen söyle. Diyebilir miyiz? Oya ona iyi bir ders vermişti. Ama Merve'nin de iyi bildiği bir şey vardı. Savaştan kaçanlar, savaşa gidenlerden daha çok yara alır. Kolay gelsin. Pelocuğum. Aa, bu ne güzellik ya. Tatlım sen de. Haydi haydi. Merveciğim, çok şıksın. Ha, senin şıklı. Tatlım benim. Görüşürüz. Merhabalar. Aa, Nihal. Merve Hanım. Nasılsınız? Merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Nasılsınız Tunç hocam? İyi misiniz? Burak'cığım. Tatlım kes şu sakalları. Para mı? Bağışta bulunacağım kesin de. Yapacağım onu. Merhabalar. Aa, ne haber? Nasılsın? Keyifler iyi mi? Tamam. Merhabalar, hoş geldiniz.
Hoş geldiniz. Merhabalar. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Nergis Hanımlar geldi mi? Gelmediler Merve Hanım. Akşamlar. Bak şimdi Nergis Hanımlarla Can Bey'leri böyle iki ayrı ucu alıyorsun. Asla birbirlerini görmemeler, tamam mı? Hele merhabalar. Hele eşleri asla denk gelmeli. Yasak aşk yani. Evet. Yok, hayır. Ya sana ne? Aa, meraklı baykuş, hayırdır? Pardon. Neyse, gülümse biraz. İnsanlar para verecekler, bağış yapacaklar. Böyle Nemrut Nemrut durma. Aa, Tarık'cığım. Canım. Rana'cığım tatlım, bu ne zarafet, nasılsın? İyiyim şekerim. Yine her şey harikulade görünüyor. Ay görünmesin mi? Neticede elimdeydi değil mi? Tarık'cığım seni sektöründen biriyle tanıştıracağım. Alıyorum kocanı. Gel bak şimdi. Hoş Ahmet geldin. Beyler. Bak bak bak, Merve'ye bak. Kelebek gibi uçuşuyor ortalıkta, gördün mü? Gözü de kapıda. Biricik oyasını bekliyordur. Pek bir oyacı oldu bu ara. Aa, niye oyayı bekliyor? Vallahi ben de çözemedim. Bu ara pek bir oya hayran. Bizim kızlara da anlatıp duruyor. Yere göğe koymuyor oyayı. Anlamadım, çözeceğim ama. Pelin hadi ama, siz arkadaşsınız, yapma böyle. Evet işte Taylan, onu diyorum. Biz arkadaşız Merve ile. Oya sonradan geldi. Benim ben bir tuvalete gidiyorum. Hadi git bakalım. Çok kaybolma. Prensesim. Ne yapıyorsun bakalım? İyiyim. İyi misin? Anne nerede? İçeride. İçeride mi? Hayatım neredesin? Herkes seni soruyor. Geldim işte Merve. Kerim Beylere merhaba dedin mi? Yeni geldim Merve. Hmm. O yeri gördüm ya. Gelmesi gerekiyordu. Dernek kızlarıyla tanıştıracaktım onu. Bir sürü iş pasladım. Yazlık evi benden. Neyse ben onu bir arayayım ya. Mila anneciğim bak, üzerini kirletmiyorsun, beyaz giydirdim. Sallama öyle kafayı bana. Polen. Hı, hadi bakalım. E hadi seni şekerim, neredesin? Merve ben biraz rahatsızım, o yüzden gelemeyeceğim. Aa, ne demek rahatsızım? Ay ne oluyorsun sen ya? Sosyal anksiyeten var, insan içine çıkamıyorum diyemiyorsun da. Rahatsızım falan diyorsun, olmaz öyle hadi. Yok gerçekten kendimi iyi hissetmiyorum. Ay sen bir gel, şahane hissedeceksin, nefis burası. Anlatılmaz, yaşaman lazım. Ay tatlım benim, eve kapanacaksın, ne olacak ya? İş ev, iş ev, onun sonu yok. Bak hayat çok kısa. Çıkman, sosyalleşmen, yeni insanlarla tanışman lazım değil mi ama? Hadi kalk. Bak o kadar yardım topluyoruz, bağış yapıyoruz. Madem bizim için gelmeyeceksin, kardeş okul için gel, o yavrucaklar için gel. Ha? Oyacığım bak argümanım tükeniyor, susacağım ama hadi ya. Tamam peki, gelip bir görüneyim o zaman. Ama çok kalamam. Sen bir gel, bakarım ben orasına, hadi. Nedir? Ne nedir? Yani ne oluyor? Aa. Nükhet Hanımlar değil mi onlar? Gelmişler mi kanıtıda? Vallahi yok. Nükhet'cim tatlım, nasılsın? Hoş geldiniz. Buyurun geçin içeri. Oyacığım.
Bak, sözümü dinledin, geldin, ne iyi ettin, gel. Çok güzel bir gece gerçekten. Öyledir. Gel bak seni kimlerle tanıştıracağım. Ben böyle bir doktor görmedim. Gerçek bir sihirbaz. Teşhis, tedavi hepsinde on numara. Yahu iyileştiremediği hastası yok. İstanbul'un en iyi kadın doğum doktoru. Tabii kimin arkadaşı? Yani kusura bakmayın kızlar, burada kendime pay çıkartacağım. Merveciğim aşk olsun. Niye daha önce tanıştırmadın bizi arkadaşınla? Oya Hanım çok memnun oldum. Ben de memnun oldum. Aa, ben sizden kartınızı rica edebilir miyim acaba arkadaşlarla muayeneye gelmek için? Ayşe'cim o iş bende. Halledeceğim. Hepinize tek tek iletişim bilgilerini vereceğim. Çok teşekkür edeceksiniz bana. Ama tabii önce Oya'cığıma, değil mi? Her zaman beklerim. Teşekkür ederiz. Arzu yok mu? Ay yok tatlım. Yani onun bu aralar sosyalleşecek hali yok malum. Cehennem gibi bir boşanma süreci yaşıyor. Yani zaten çok da alıngan. Kıza höt desen ağladı ağlayacak. E bir noktadan sonra insanın içine sinir geliyor, yeter yani diyor. Ay sus. İnsanın içini karartıyor yok. Tamam dert de aldatıldı ama yani dert de bir yere kadar. Böyle düşünmesek mi acaba? Yani kız ne de olsa sıkıntılı bir dönemden geçiyor. Her ne kadar sıkıcı olursa olsun yanında olmak lazım. Öyle değil mi? Tabii ki tatlım benim. Ne dedin ki? Zaten hep yanındayız. Daha bu sabah görüştük kendisiyle. Merak etme bizde o iş. Tabii canım. Yani arkadaşlar bugünler içindir değil mi? Yani öyle zamanda yanında olmayacağız da ne zaman olacağız? Dostluk zaten bu değil midir? Ben içecek bir şeyler alayım. Yalnız bir şey söyleyeyim mi bebeğim? Dünkü bağış gecemiz de gündemdeyiz yani. Daha önceki yardım gecelerine baktım. Hiç böyle meblağa ulaşmamışlar. Yani açık ara farkla rekor kırmış. Uçmuşuz bebeğim ya. Şaşırdık mı? Yok da. Şimdi biz bu parayla kardeş okulunun öğrencilerinin ayakkabı, mont, okul gereçleri masraflarını karşılarız. Bir de okulun yazdan kalması baba borcu varmış. Onu da kapatırız. Hatta ve hatta ikinci bir okula yardım edebiliriz. Ay onu bunu bırak da. Çok şık olmadı mı? Ha? Şu Arzu gelmeden kaynatalım biraz. Malum başka bir şey konuşulmuyor. Bu aralar onun depresyonu çok popüler. Doğru söylüyorsun. O zaman hemen konuyu açıyorum. Neydi o Oya'nın böyle Arzu konusunu açılınca hemen sıçraması? Ay yok canım sıçramadı. Yani iyi kalpli kız. Arzu'yu düşündüğü için öyle dedi. Merve, hayrola ne oluyoruz? Sen niye kurmaya başladın bu Oya'yı bu kadar? Ne alakası var canım? Aa. Neydi o dün geceki böyle Oya güzellemeleri? Neydi o öyle hasta kazandırmaya çalışıp çabalamalar falan? Aa delirme. Kızım en yakın arkadaşımız, uğraşmayalım mı? Bari bana yapma Merve ha. Sende bir tuhaflık var. Sen bir şey tasarlıyorsun. Neyin peşindesin? Yaklaş yaklaş. Son günlerini iyi geçirsin diye uğraşıyorum. Nasıl yani? Çok gizli bir cinayet planım var. Öldüreceğim Oya'yı. Ay ilahi Pelin'cim, sen olmasan ben kimle eğleneceğim ya? Tipe bak. Ay neyse, kahve kahve içim kıyıldı. Raşel'cim, yiyecek bir şeyler getirebilir misin tatlım? Seni saf. Hemen de kanıyorsun ha. İnci nasıl olur bilir misiniz? Midyenin içine giren bir kum tanesiyle. Midye kendini korumak için o kumun etrafını kaplar kaplar. Sonunda inci meydana gelir. Pırıl pırıl, göz alıcı, çok kıymetli bir taş. Ve bir gün o inci için midyenin hayatına son verilir. Kin de böyle bir şeydir işte. Besler, büyütür, parlatırsınız. Ve bütün şarşasıyla sizin sonunuzu hazırlar. Aa, Arzu geldi. Aa, hayatım hoş geldin. Gel. Ne haber? İyi. Biz de senden bahsediyorduk tam.
Dün gece de gelmedin. Hep aklım sendeydi. Nasıl oldun? İyi misin? Olacağım. İyi olacağım. Yalnız ben size bir şey soracağım. Şu Burcu size hala pilates dersi vermeye devam ediyor mu? Ay canım, hiç olur mu öyle şey? İşitir işitmez işine son verdim ben onu. Tabii canım, daha neler. Ya Merve'ye böyle şey sorulur mu? O kadın şuradan içeri girebilir mi artık? Ne bileyim ya. Sanki hala buralarda dolaşmaya devam ediyormuş gibi geliyordu bana. Ay yok hayatım, dolaşamaz. Hele bir adımını atsın, anında icabına bakarız. Biliyorum da işte ben de iyice paran ayaklaştım böyle. Ne bileyim, hala görüşmeye devam ediyor musunuz gibi geliyor bana. Ay yok canım, daha neler, saçmalık. Tatlım sen rahat ol. Asla görüşmüyoruz. Duyduğumuz andan itibaren bütün iletişimimizi kestik biz. Raşel'cim bir tabak daha getirir misin tatlım? Kahve içer misin? Tatlım benim, magazin muhabiri çağırmasına çağırırım. Lakin senin şu anda böyle bir haber değerin yok ki. Biliyorum, ev aldınız. Ha, nerede? Ha. Şöyle yapabiliriz, ben sana bir dekorasyon dergisi ayarlarım. Evinin kapılarını sonuna kadar açarsın, Cemil'cimle görür, nasıl olur? Ha, ben de tatlım o iş, tamamdır. Mileciğim, anneciğim yumurtan olduğu gibi duruyor, ne oluyoruz ya? Ya baba! Ya tamam, istemiyorsa yemesin, bırak boşuna. Dinliyorum hayatım, sendeyim. Ay saçmaladım, ne borçlanması. Şöyle bir şey yapabiliriz, çarşamba sen müsaitsen gelirsin. Ben zaten senden önce aramış olurum. Ha ha. Baba, hı, sence de annem çok fazla konuşmuyor mu? Okul nasıl gidiyor? Sen onu söyle bakalım. İyi, güzel. İyi mi? Baba, bir telefonunu verebilir misin? Nereden çıktı şimdi telefon? Niye? Oynayacağım ya. Annem hep veriyor. Ya şu dijital mevzulara şimdiden girmesek, telefon melefon. Ha? Nasıl olsa sonra çok maruz kalacaksın. Ha, senin tabletin var, onunla oynuyorsun. Sürekli elinde zaten. Telefon nereden çıktı? Sadece müzik açacaktım. Tamam. Ah, buyurun. Bakayım, yeni şarkımı indirdin. Hmm. Aa, çok güzelmiş. Nereye gidiyorsun? Ha, dans edilecek. Aman Allah'ım. Evet, bravo. Ay 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 ay, aman bir daha hoppacık. Hoppa. C'était sans doute un jour de chance. Ils avaient le ciel à portée de main, un cadeau de la providence. Alors pourquoi penser au lendemain? Ils se sont cachés dans un grand champ de blé, se laissant porter par le courant, se sont racontés leur vie qui commençait. Ils n'étaient encore que des enfants qui s'étaient trouvés au bord du chemin. Kimiz balık gördü, kırla kırla yüzüyor. Balıkçı Hasan, ay neydi? Balıkçı Hasan geliyor. Balıkçı Hasan geliyor. Heh. Oltasını atıyor. Bravo. Kırmızı balık kaç kaç. Kırmızı balık kaç kaç. Hoppa. Çok güzel. Yalnız bir şey diyeceğim. Bu Mehmet de Burcu da fazla dolanıyor ortalıkta. Yani tamam, açığa çıktı, deşifre oldular diye de bu kadar da pervasızlık yani. Ay canım, her zaman biraz pervasızdı Mehmet, hatırla, gevşek herif. Hayır yani, o değil de canım pilates hocamdan oldum ya. Yenisiyle de hiç uyum sağlayamıyorum. Ay yok yani, sular durulsun, ben Burcu'yu geri çağıracağım. Aman sus, Arzu duymasın sakın ha. Ay nereden duyacak tatlım ya? Aa, ayarlarız bir şeyler. Delisin. Bunlar yeter herhalde. Yeter tatlım, yeter. Aa, bu ne? Bitki besini. Ay sendeki sabıra da hayranım yani.
Pek mi özeniyorsun şu çiçeklerini? Ay yok tatlım ya. Oya klinikte kasımpatı bakmaya çalışıyor da onu aldım. Bu ihtimam Oya'nın çiçeği için mi yani? Evet cicim, özenmiş ama belli ki beceremeyecek. Ben de iyi anlıyorum ya bu işlerden, yardımcı oluyorum. Ne Oya'ymış be kardeşim. Ay aslında iyi akıl ettin. Şunu arayayım da götüreyim ya. Yok artık. Oyacığım tatlım nasılsın? Evde misin? Şu bitki besinini getireceğim de sana. Ha, yok ben çıkıyorum, kliniğe geçiyorum. Aa cumartesi cumartesi, bu ne hırs ayol? Bu aralar çok yoğun. Hem de senin kızlara yetişebilmek için fazladan çalışmam gerekiyor. Hmm. Ay çok sevindirici bir haber. Bak buna çok sevindim. Tamam bir 5 dakika kapıdan uğra. Hem Pelin de burada, görüşmüş olursunuz ha? Ay Oya'cığım ne nazlandın tatlım benim ya. Hadi çok düşünme gel. 5 dakika. Görürüz seni hem, hadi. İyi tamam gelirim. Gel madem. Geliyor mu? Geliyor. Al bakalım. Sinmek. Mervan. Mervan'ın ve sinmek. Mümkün değil. Her zaman 1 numaradır o. Kimsenin üstünlüğünü kabul etmez. Kimsenin şemsiyesinin altına da girmez. Zaten yağmur da onun üstüne asla yağmaz. Bir şeyler karıştırıyordu yani. Yani. Ha bir saniye. Siz Merve Hanım'ın pıstığını falan mı düşündünüz? Yok artık. Büyük hata. Hata demeyelim de ona. İnsanlık diyelim. İyi niyet diyelim. Ama ben burada boşuna konuşuyorum. Siz beni hiç anlamamışsınız ki. Tamam artık sanki. Ha? Biz sizi daha fazla yormayalım. Peki madem. Bana ne zaman ihtiyacınız olsa ben buralardayım komiserim. Sonuçta bir vatandaş olarak bir cinayetin çözülmesini ben de canı gönülden... Tabii tabii. Muhakkak. Buyurun. İyi günler. Aşkım hoş geldin, gel. Hoş bulduk. Girsene içeri. Yok hiç girmeyeyim, kliniğe gideceğim. Aa soğukta bekleme, gir gel. Gel tatlım benim, gel. Raşel. Raşel. Ya burada başka dosyalar olacaktı. Sen mi kaldırdın onları? Ben bilmiyorum Serhan Bey. Nasıl ben bilmiyorum? Ya burada böyle yığın halde duruyordu. Yani nereye gitmiş olabilir ki bunlar, değil mi? Aa, Oya'cığım niye kapıda kaldın? Gelsene içeri. Gelmeyeyim başka zaman. Nasılsın? Davette de görüşemedik doğru düzgün. İyiyim. İşim vardı, erken ayrıldım. İş işte bir yere kadar hayatım. Bırak bu yoğunluğu. Biraz çevre edin, sosyalleş. İnsanın içine karış. Bak yalnız yalnız nereye kadar? Sonra yaş geçiyor. Yalnız kalırsın vallahi, benden söylersin. Beni düşündüğün için çok sağ ol. Ben gayet iyiyim. Heh. Buyur bakalım. Üzerinde nasıl kullanman gerektiği yazıyor. Benimkilere çok iyi geldi. İnşallah seninkileri de gelir. Ah. Teşekkür ederim. Rica ederim. Görüşürüz. Görüşürüz. Bye bye. Maşallah ya, ne giysi yakışıyor.